Ya Fikret de böyle sessiz işte. Haftalardır tek kelime etmiyor. Yanımda. Çok şükür yanımda ama konuşmuyor benimle. Böyle cezalandırıyor. Zor. Ya, zor evet. Çok zor. Çok iyi anlıyorum Fikret'in durumunu. Ben onun durumundayken karım beni bir adamla aldattığında bir de cezaevindeydim. Zaten bu durum dört duvar insana. Daha da sıkışıp kalıyorsun. Fikret sessizliği de konuşur. Ben aykırmak istiyordum. Herkesin gözü önünde ihanetin acısını yaşayamıyorsun. Yastıklara bağırıyorsun. Duvarlara yumruk atıp elini kırıyorsun. İnsanlar başlarını çevirmek zorunda kalıyor. Neden olduğunu bildikleri halde teselli etmek için mi de soramıyorlar. İçine içine aykırıyorsun. Fikret de öyle yapıyor işte. Kapalı. Allah Allah. Hadi afiyet olsun. Otur Deniz'cim sen de. Erken geleceğim demişti. Niye telefonunu kapatıyor bu? Araba kullanırken kapatmıştır. Hadi çocuklar. Daha erken gelir bence. Ellerine sağlık Fikret abla. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun canım. Ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nereye Cevriye Hanım? Nonişe bir şey söyleyecektim. Unuturum. Söyleyivereyim de hemen. Her şeyim vardı benim. Her şeyim. Ben mahvettim. İçine okudum hayatım. İçine okudum. Bu halde hiçbir yere gidemez. Bırakmam zaten. Ben onun yerinde olsam, o an bırakmıştım beni. Haklı. Haklı. Çok haklı. Tahsin. He. Hadi gidiyoruz. Bana gidelim. Yok. Bize götüreyim. Annemler Necdadalar nasılsa. Tahsin de sızar zaten. Anlamazlar. Sabah da ziyarete gelmişleriz. Nasıl istersen. Tahsin. Hadi kalk. Hop. Hop. Hadi bakalım. Hop hop. Hadi. Hadi. Abi sen. Aminin aşı. Hadi. Tahsin gel. Hadi. Yavaş. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Tahsin. Abi çok teşekkürler. Sana da çok zahmet oldu. Zahmet ne demek? Saçmalama. Bir kahve yapayım sana. Sağ ol. Gideyim. Keşke vaktiyle bilseydim neler yaşadığını. Keşke. Ben unutmaya çalışıyordum. Nasıl anlatılır ki? Eyvallah.
Bu senin meselen değil Deniz. Benim meselem. Babanla ikimiz çözeceğiz. Veya karma karışık kalacağız. Tabii dolaylı olarak sizler de etkileniyorsunuz. Evin huzuru bozuluyor. Size de haksızlık ama... Lütfen sen karışma. Bildiğini bilmesin baban. Şevket abi arıyor. Lütfen. Efendim? Nasılsın Fikret? İyiyim. Hayırdır? Şey, Tahsin bizde. Neden? Hiç. Bugün bana uğradı. Sonra da bir şeyler yemeye gittik. İçkiyi biraz fazla kaçırmışız. Yollamadım ben de. İyi yapmışsın. Ya arayacaktı seni, sonra dalgaya düştük. Anladım. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Ufaklığı yatırdım. Çocuklarla Cevriye Hanım'la oturuyoruz. Kim? Şevket. Tahsin bizdeymiş de onu söylüyor. Selam söyle benden de. Söylerim. Hadi o zaman ben tutmayayım seni. Allah rahatlık versin. Kalkınca arar. Tamam. Bak içtim hiç dinleye bir şey söyleme. Söylemem. İyi geceler. Sana da. Gitmez diyordum bir de. Bak gitmiş yüzsüz. İçki içmişler. Şimdi sızdı herhalde. Şevket'e de anlatmış belli. Şevket de annenlere anlatır. Onlar da öğrenir. Rezil olacağız bir de onlara, görüyor musun? Ben de kabahat gibi bir kez daha seni dinledim. Aman, söylen rahatla. Yoksa ben başka türlü rahatlayamayacağım. Yabancı biri var. Şevket. Şevket. Ay, hoş geldiniz. Erken gelmişsiniz. Niye gittiniz diye sor önce annene. Allah aşkına yeniden başlama. Tahsin abi gelmiş. Uyuyor. Konuşmak istemiş benimle. Yemeğe gittik. İçkiyi biraz fazla kaçırdı. Hadi Allah rahatlık versin kızım sana. Elini yüzünü güzelce yıka, dişlerini fırçala, yat sen. Hadi canım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne diyor? Ne desin işte. Perişan halde. Çok pişman. Beter olsun. Niye durup dururken gene açmış konuyu? Pek durup dururken değil. Fikret o günden beri Tahsin'le konuşmuyormuş.